Refraksiyon kusuru veya kırma kusuru deyince neyi kastediyoruz? Miyop, hipermetrop, astigmat bunlar başlıca kırma kusurları. Bir de yaşa bağlı 40 yaşından sonra ortaya çıkan presbiyopi dediğimiz yakın görme azlığı vardır. Bu dördünü biz kırma kusuru olarak ifade ediyoruz. Kırma kusuru olan bir hastada nasıl tedavi öneriyoruz? Veya kırma kusurların düzeltmesi nasıl olur? Ya hastanın yaşına göre bizim yapmış olduğumuz düzeltme yöntemi de değişiyor. İlk 18 yaşa kadar genellikle gözlük, kontak lens gibi aparatlarla, araçlarla yardımcı oluyor. 18 yaşından 40 yaşına kadar refraktif cerrahi yapılabilir. Refraktif cerrahiden kastımız nedir? Burada da PRK, LASIK, SMILE gibi farklı yöntemler kullanılıyor. Hastanın göz yapısına göre, çektiğimiz filmlere, tetkiklere göre hangi yöntem hasta için daha uygunsa onu uyguluyoruz. Eğer refraktif cerrahi yöntemi uygun değilse 21 yaşından sonra ICL dediğimiz göz içi ilave lens yerleştirilmesi ameliyatı yapılabiliyor. Bu da 40 yaşına kadar uygulanabilen bir yöntem. 40 yaşından sonraki hastalarda ise göz için mercek uygulamaları devreye giriyor. Yine bunda da hastanın gözü hangi mercek için uygunsa ona göre bir yaklaşım uygulanıyor. Bu göz için mercek uygulaması dediğimiz yani bir lens değişimi, gözün içindeki doğal merceğin, yaşlanmış merceğin alınıp yenisinin takılması şeklinde bir uygulamadır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.